Ankara'da siyaset gündemi oldukça yoğun. Türkiye'nin çevresinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ancak Ankara ve çevresinde özellikle gündeme ağırlığını vuran konu yeni anayasa. Yeni anayasada uzlaşma olacak mı? Başbakan Erdoğan sürpriz bir öneriyle gündeme oturmuştu. 48 maddede uzlaşılan 48 maddede birlikte bunun meclisten geçirilmesi önerisini getirmişti. O öneri tartışılırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'den de eğer 48 madde geçerse tutuklu vekiller sorunu da çözülür önerisi gelmişti. İşte biz de Mehmet Ali Şahin'i ağırlıyoruz bugün Habertürk ekranlarında. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Türkiye'nin kronik sorunları var demişti Meclis Başkanı Cemil Çiçek. Yeni anayasa bunların başında geliyor, terör bunların başında geliyor demişti ve tabii ki tutuklu vekiller sorunu da hep gündemde tutulmuştu. Siz de 48 üzerinde uzlaşılan 48 maddeyi meclisten geçirirsek tutuklu vekiller sorununu da çözebiliriz dediniz. Bu muhalefet tarafından sert eleştiriliyor ama niye böyle söylediniz? Nedir kafanızdaki düşünce? Evet, çok teşekkür ederim. Anayasa Uzlaşma Komisyonumuz aşağı yukarı 22 ay dolmak üzere veya 22 aya girmek üzereyiz. Uzun bir süredir çalışıyor. 4 siyasi partiden 3'er milletvekili arkadaşımız Türkiye için yeni bir anayasa hazırlığı bağlamında yoğun mesailer sarf ettik ama maalesef tabii 48 madde üzerinde şu ana kadar mutabakat sağlayabildik. Ancak son yapmış olduğumuz toplantıda Sayın Meclis Başkanımızın başkanlığında çalışmalarımıza devam kararı aldık. Şu anda danışman arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. 29'unda biz de komisyon olarak bir araya geleceğiz. Danışman arkadaşlarımızın başta temel hak ve özgürlükler olmak üzere yargı bölümüyle ilgili üzerinde anlaşamadığımız maddelerle ilgili yeni önerilerini değerlendirmeye başlayacağız. Tabii siz de biraz önce ifade ettiniz Sayın Başbakanımız, madem ki 48 maddede anlaşıldı, gelin bu 48 maddeyi hep birlikte parlamentodan geçirelim diye öneri ortaya koyunca yeni anayasa çalışmaları tabii yeniden toplumun gündemine oturmuş oldu. Ben aslında demin söylediğiniz açıklamayı, bu 48 madde ne getiriyor acaba? Yani yararlı şeyler var mı? Türkiye için, insanımız için, temel hak ve özgürlük. Evet, yani anayasa bağlamında bireyin temel hak ve özgürlükleri bakımından onların haklarını daha ileri götürecek hükümler içeriyor mu? Bu sorulara cevap vermek için bir çalışma yaparken veya bir sohbet esnasında bir başka televizyonda demin söylediğiniz o ifadeyi kullanmıştım. Çünkü temel hak ve özgürlüklerle ilgili bölümde anayasanın 14. maddesine biz yer vermemiştik. 66 maddeden oluşan temel hak ve özgürlükler bölümünde temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılması ile ilgili maddenin artık anayasada bulunmaması sonucuna varmıştık 4 siyasi parti olarak. Şimdi 48 madde bu şekilde geçtiğinde 14. maddenin de anayasada olmaması gerektiği şeklinde bir tasarrufta bulunduğumuzda şöyle bir durum ortaya çıkacak benim kanaatime göre. Çünkü 83. madde 14. maddeye atıfta bulunuyor. Yani milletvekillerinin dokunulmazlıkları var. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri süren milletvekili meclisin kararı olmadan tutuklanamaz. Ancak evet, bunun iki tane istisnası var. Bir tanesi ağır cezalık gerektiren suçüstü hali. Hı hı. Geçmişte bir kez olmuştu, bir milletvekili bir başka milletvekili maalesef parlamentoda öldürmüştü. Bu ağır cezalık bir suçtu ve suçüstü haliydi. Tabii dokunulmazlık imkanından yararlanmadı, imtiyazından hemen tutuklandı. O nedenle bu ağır cezalık suçlarda suçüstü hali dokunulmazlık kapsamı dışında. Bir de 14. madde kapsamındaki suçlar da dokunulmazlık kapsamının dışında oluyor. İşte bunlar nedir? Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, demokratik ve layık cumhuriyete aykırı eylemler, hı hı, gibi suçlar sebebiyle hakkında suç isnadı bulunan veya seçimden önce başlamış olmak kaydıyla soruşturması, bu milletvekilleri de dokunulmazlık imkanından yararlanamıyorlar. Şimdi 8 tane daha önce bir suç isnadı nedeniyle tutukluyken bazı siyasi partilerin milletvekili adayı gösterdi ve sonra milletvekili seçilen 8 tane milletvekili arkadaş var şu anda. Mahkemeler
83'ün 14'üne yapmış olduğu atıf nedeniyle dokunulmazlık imkanından bu milletvekili arkadaşları yararlandırmadılar. Bana göre bu anayasanın 83 ve 14'e göre bu uygulamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Yani anayasa böyle bir sonuç doğuruyor. Peki 14. madde ortadan kalkarsa 83'teki 14'e yapılan atfın bir önemi kalmaz. Yani sadece bir tek istisna kalır Hilal Hanım. O da ağır ceza gerektiren suçüstü hali. 14'ü kaldırdığımız evet. için 83. maddede 14 ibaresi kalsa bile, 83'te anlaşamadık çünkü. 83'te evet. Anlaşabilseydik, belki en kolay şekli şuydu 83'te. 14. madde yapan atfı oradan kaldırmaktı. Ama orada anlaşamadığımıza göre, acaba hiçbir işlem doğurmaz mı bu yaptığımız? 14. maddeyi anayasadan çıkardıktan sonra, 83. maddede 14'e yapılan atıf kalsa bile artık bir hükmü kalmayacaktır. Çünkü 14'ün düzenlediği bir durum söz konusu Şimdi değildir. Siz çok güzel matematiksel formüle ederek anlattınız. Ben de not alıyorum. Evet. Buradan çıkan sonuç sizin aritmetiğinize evet. göre dokunulmazlık sorunun da şimdi, bu tutuklu vekiller için çözülebilir. Evet, dolayısıyla bu arkadaşlar, evet. bu milletvekili arkadaşlar, farklı partilere mensup arkadaşlarımız dokunulmazlık zırhına bürünürler. Bu üstlerine atılı bulunan suçlardan dolayı. Ve dolayısıyla ilgili mahkemenin benim hukuki yorumuma göre meclise fezleke göndermesi lazım. Dokunulmazlıklarını kaldırın diye. Evet. Ve dolayısıyla tutuklanmalarının hukuki bir gerekçesi de kalmaz. Ve tutukluluk halinin kaldırılması gerekir bana göre. Ve bir şey daha söylüyorum şimdi. Hı hı. Böyle bir sonuç, yani böyle bir durum başka bir sonucu daha doğurabilir. O da nedir? Yargılamaları durur. Niye? Çünkü dokunulmazlık zırhına bürünmüş olacaklar. Ve dolayısıyla yargılamaları durur. Meclis dokunulmazlığını kaldırıncaya kadar da bu kişilerin dosyalarının ayrılması lazım. Benim hukuki değerlendirmem böyle. Şimdi ben bunu 48 maddeyi parlamentodan geçirelim. Size de işte rüşvet olarak böyle bir imkan tanıyoruz düşüncesiyle söylemedim. Zaten bu var bunun içerisinde. Ben bu 48 madde ne getiriyor sorusunun cevabını verirken bunu söyledim. Hı hı. Çünkü temel hak ve özgürlüklerle ilgili bizim şu anda yürürlükte bulunan anayasada çokça sınırlama var. Hatta iki katmerli sınırlama var. Biri genel sınırlama nedenleri, bir de o maddedeki sınırlama nedenleri. Biz uzlaşma komisyonu olarak anayasadaki genel sınırlama nedenlerini ortadan kaldırmaya karar verdik. Sadece ilgili maddesindeki sınırlama nedenleriyle bir temel hak ve özgürlük sınırlanabilecek. Dolayısıyla 14. maddede bu düşüncenin ürünü olarak ortadan kaldırıldı. Şimdi ne demek istiyorum? 48 maddeden oluşan üstünde mutabakat sağladığımız uzlaşma. Bu bölüm, uzlaşma metni, evet, meclisten geçer yasalaşırsa 14. maddede artık anayasada var olmayacağına göre tutuklanan milletvekili arkadaşlarımızın tutukluluğu ortadan kalkar ve davalar durur bunlarla ilgili. Ne zamana kadar durur? Meclisin dokunulmazlıklarını kaldırdığı ana kadar durur. Şimdi bu 48 madde sadece böyle bir düzenleme getirmiyor Hilal Hanım. Bakın biz bu anayasaya devletle başlamak istemiyoruz. İnsan onuru ve haysiyetiyle başlamak istiyoruz. Bireyi ön plan alıyoruz. Evet. Nitekim bizim temel hak ve özgürlüklerle ilgili üstünde mutabakat sağladığımız ilk madde insan onur ve haysiyeti başlığını taşımaktadır. İnsanı önceliyoruz. Yani insan devlet içindir anlayışıyla hazırlanmış olan bir anayasa var şu anda Türkiye'de. Biz devlet insanı için vardır. Devlet insana hizmet için vardır. Onun insanca yaşamasını sağlamak için vardır anlayışıyla. Birinci maddeyi işte böylesine bir yeni bakış açısıyla düzenledik. Tüm komisyon üyesi arkadaşlarımız da büyük bir heyecanla destek verdiler bu birinci maddenin tanzimine.
Hatta bizim düşüncemiz budur. İnanıyorum ki diğer arkadaşlar da katılacaklardır. Şu anda anayasanın birinci maddesi devletin şekliyle başlar biliyorsunuz. Evet. Biz birinci maddeye insan onur ve haysiyetini koymak istiyoruz. Ve dolayısıyla bu yeni anayasa insan temel hak ve özgürlükleriyle başlasın ve birinci maddesi de insan onur ve haysiyeti olsun. Arzu ediyoruz, istiyoruz. Bu çalışmalar devam edecek. İnşallah mutabakat sağlarız. Tabii zorlukları var. Muhalefet bu yaptığınız şimdi matematiksel analizlerden uzak Şimdi ben böyle bir, ben bunu söyledim. Birçok arkadaşımızdan yani işte Sayın Haluk Koç'tan, Oktay Vural'dan, diğer arkadaşlarından hemen tepki geldi. Aslında ben onlardan teşekkür bekliyordum. Çünkü üstünde uzlaşılmış, o partilere mensup arkadaşlarımızın da katkısıyla hazırlanmış olan 48 maddenin neler getirdiğini anlatırken, tutuklu milletvekilleriyle ilgili bu 48 madde böyle bir sonuç da doğurur dedim. Ve başkaca iyileştirmeler var. Mesela asgari ücreti kaldırıyoruz biz burada. Evet. Örneğin çalışanlarla ilgili bir takım yeni imkanlar getiriyoruz. Çalışma bir haktır diyoruz. Ancak iş güvenliği ve adil ücret hakkı diye anayasaya yeni kavramlar ilave ediyoruz. Adil ücret hakkı. Bunlar bugün için son derece çağdaş yeni yaklaşımlardır. Tabii güvenlik, yani kişi güvenliği, tutuklama en çok tartışılan konulardan biri. Kişi güvenliğiyle ilgili maddeye biz tutuklamayı zorlaştırıcı hükümler getirdik. Yani kuvvetli suç şüphesi sebebi tek başına tutuklama nedeni sayılmayacak. Bu anayasa bu şekilde çıktığı takdirde. Gerekçe son derece önemli. Deliller son derece önemli. Bir de işte bazen tutuksuz yargılanmak üzere adli şeyler var, imkanlar var. Onlardan yararlanmasının da olumsuz sonuçlar doğuracağını hakimin tespit etmesi gerekiyor. Yani bir suçun varlığı tek başına yetmeyecek, 3 tane yeni kriter daha getiriyoruz biz buraya. İşte gözaltına alınan kişi 48 saat sonra hakim karşısına çıkarılmak zorunda. Biz onu 24 saate indiriyoruz. Ve bizim anayasamızda gözaltına alınan kişi hemen müdafi işte görevlendirilir, müdafi kendisine yardımcı olur, dosyasını inceler falan diye bir ibare yok. Biz müdafiyi yani avukatı anayasaya sokuyoruz. İlk defa bu düzenlemeyle. Hı hı. Bunlar kişi temel hak ve özgürlükleri için son derece güvenceli yeni düzenlemelerdir. Diyelim ki bir kişi tutuklanmış. Tutukluk halinin kaldırılmasını, serbest bırakılmasını istiyor. Bir mahkemeye dilekçe verdi. Dosya üzerinde hakim karar veriyor. Biz öyle bir hüküm getirdik ki hayır, dosya üzerinde karar vermeyeceksin. Kişiyi gelip dinleyeceksin, çağıracaksın ve dinleyeceksin. Böyle hükümler getiriyoruz. Efendim yeni anayasa konusunda muhalefet partileri ve iktidar partisi arasında kim masadan kalkar kalkmazmış gibi bir tartışma çerçevesi çiziliyor ki yalnız bu tartışma hem yurt içinde hem yurt dışında şöyle takip ediliyor. Türkiye ne zaman yeni anayasaya kavuşur? Çok güçlü bir iktidarla yola çıkıldı. Muhalefet destek verdi. Mecliste uzlaşma komisyonu oluşturuldu. Türkiye gerçekten bir yeni anayasaya kavuşur mu? Sizce süreç dar mıdır, değil midir? Kim masadan kalkar kalkmaz? İlhan Hanım, süreç oldukça daraldı tabii. Yani mahalli seçim yaklaşıyor. Mahalli seçim atmosferine girdiğimizde bu tür çalışmaları yürütmek öyle kolay olmaz. Özellikle işte seçim takvimi içerisinde herhalde bu çalışmaları yapamayız. Çünkü her birimizin görevleri olacak. Ancak neden mutabakat sağlayamıyoruz? Bu 48 maddeyi daha da çoğaltmak mümkün mü? Mümkün bana göre. Çünkü öyle üstünde çalıştığımız maddeler var ki biraz daha üstünde gayret etsek mutabakat sağlayacağız. Mesela demin çokça bahsettim. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması ile ilgili çokça engeller var. İşte kamu düzeni, milli güvenlik, kamu sağlığı, genel ahlak, suçun önlenmesi gibi birçok. Biz temel hak ve özgürlüklerle ilgili bölümlerde bunları oldukça kısalttık.
Mesela basın hürriyetiyle ilgili maddede tam 14 tane sınırlama nedeni var. Biz onu 3'e indirdik. Başka maddeler var ki bu sınırlama nedenleri konusunda mutabakat sağlayamadık. Mesela birimiz demişiz ki milli güvenlik gerekçesiyle bu temel hakkı sınırlayalım sadece. Biri demiş ki hayır ben ona katılmıyorum. Hı hı. Sadece işte kamu düzeni sebebiyle sınırlansın. Bir diğeri demiş ki başkalarının hak ve özgürlüklerini zedelerse o zaman sınırlayalım denmiş. Burada aramızda bir mutabakat sağlanamamış. Ama biraz daha çalışsak herhalde bir sınırlama nedeninde anlaşırız diye düşünüyorum. Tabii üzerinde bu bölümde yani temel hak ve özgürlükler bölümünde çok dikkat çeken bir madde de vatandaşlıktır. Vatandaşlık Türkiye'nin içinden geçtiği şu süreçte bazı sorunlarını çözme bakımından da önem arz etmektedir. Çünkü Anayasanın 66. maddesi devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür diyor. Evet. Bazıları diyorlar ki bu Türk bir ırkı, bir etnik yapıyı ifade ediyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ama Türk soyundan gelmiyorum, Türk ırkından gelmiyorum. Dolayısıyla bunun Türkiye vatandaşlığı şeklinde dönüştürülmesini arzu ediyoruz diyorlar. Doğrusu ben de böyle düşünüyorum. Ben Türk'üm. Yani nereden geldiğimi biliyorum. Oğuzların Kayboyundan geliyorum. Ancak herkese, bu ülkede yaşayan 66 milyon herkese siz Türksünüz vatandaş olarak dediğiniz zaman öbür taraf ya ben Türk değilim işte Kürdüm. İşte Boşnağım, işte Gürcüyüm deme hakkı da olabilmeli. O burada zaman da bir bireysel hakkı evet, öne çıkarmasın. Evet, yani o zaman Türkiye vatandaşlığını. Çünkü o madde vatandaşlık maddesidir. Biz orada vatandaşın kim olduğunu tarif etmeliyiz. Türk'ün kim olduğunu değil. Türk kime denir sorusunun cevabını vereceğimiz bir madde değildir o. Vatandaş kime denir sorusunun cevabını vereceğimiz bir maddedir. Vatandaş kime denir? Devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan kişiye denir. Evet. Bu sorunu çözer. İşte burada tıkandık. Bazı siyasi partiler, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi, zinhar biz buna dokundurtmayız diyor. Ama ben diğer arkadaşlarımız, demin söylediğimiz şekilde konuya yaklaşarak arkadaşlarımızla bir noktada mutabakat sağlamaya gayret ediyoruz. Efendim diyelim o noktada izleyicilerimizden de sorular geliyor. Yeni anayasa konusu çok dikkatle evet. takip ediliyor. Evet. O noktada bir uzlaşma ya da ikna edemediniz muhalefeti. Evet. İktidar partisinin görevi de bir şekilde muhalefeti ikna etmek. Edemediniz. O noktada vatandaşa mı soracaksınız gerçekten? Ne yapacaksınız? Oradaki formülle. Şimdi tabii amacımız aslında yola çıkarken 2012 yılın sonunda milletin önüne yeni bir anayasa koymayı hedeflemiştik. Ama işte bugünkü tarih itibariyle hedefimizin oldukça gerisindeyiz. 177 madde çalışmışız, 48 maddede mutabakat sağlamışız. Ama ben işte meclis tatildeyken de komisyonumuz çalışacak. Ben bu sayının artacağını düşünüyorum. Yani 60'a 70'e çıkabileceğini tahmin ediyorum. Demin söylediğim ön yargılarımızı bir tarafa bırakarak gerçekten bir metin ortaya çıkarma düşüncesiyle hareket ettiğimizde ben şöyle üstünde mutabakat sağlayamadığımız, üstünde çalıştığımız maddelere şöyle bir baktım. Yani bunlar da mutabakat sağlanabilir. Birimiz biraz ileri adım atacak, diğeri biraz geri adım atacak. Bir kelimeler, mesela BDP diyor ki tercih ettiği dilde ben düşünce ve ifade özgürlüğü hakkını kullanacağım. O diyor ki mutlaka buraya tercih ettiği dildeyi yazalım. Şimdi bize göre bunu yazmaya hiç gerek yok. Sen düşünceni nasıl ifade edersen et. Şu anda böyle bir yasak yok Türkiye'de. Yani muhatabın senin hangi dilden anlıyorsa o dille muhatabına düşünceni açıklayabilirsin. İlla tercih etti dilde diye oraya yazmanın bir alemi yok. Mesela burası bir anlaşamama neden oluyor. O arkadaşlarımızı da bu konuda ikna etmemiz gerekir. Tabii bir de ana dilde eğitim konusu önemli. Çok önemli. Önem arz ediyor. Çünkü o da bu bölümde eğitimle ilgili. Şu anda ana dilin öğrenmesi konusunda artık bir sorun kalmadı. Okullarımızda bile biliyorsunuz 10 öğrenci velisi başvurduğunda çocuklarına Kürtçe öğretmek bile mümkün. Başka bir dili öğretmek bile mümkün. Ancak ana dille eğitim dendiğinde
yani Türkçe dışında bir eğitim. Bu tabii çok tartışmalı bir konu. Doğrusu biz ana dilin öğrenilmesi hakkının verilmesini düşünüyoruz ama ana dilde eğitim konusuna şu anda mesafeliyiz. AK Parti olarak, Milliyetçi Hareket Partisi de, Cumhuriyet Halk Partisi de mesafeli. Ancak Barış ve Demokrasi Partisi mutlaka bu hakkın verilmesini arzu ediyor. Kendilerini de anlayışla karşılıyoruz. Çünkü resmi dil Türkçedir. BDP'nin resmi dilin Türkçe olmasına bir itirazı yok. Anayasanın 3. maddesiyle ilgili, 2. maddesiyle, 1. maddesiyle ilgili 4 tane siyasi parti arasında bir fark yok. Aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyoruz. Ancak tabii bunların değiştirilemez olduğu ile ilgili 4. maddeye biz katılmıyoruz. BDP de katılmıyor. Çünkü böyle bir madde olsun istemiyoruz biz anayasada. Mesela 2. maddede insan haklarına saygılı ifadesi yerine, saygılı kelimesi yerine dayalı ifadesini kullanamadık. Çünkü biz bunlara zinhar dokundurtmayız diyor Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi. Şimdi Haluk Bey de eksik olmasın. Sayın Koç diyor ki bu faşist bir zihniyetin ürünü olan 82 Anayasası'nı biz mutlaka yürürlükten kaldırmalıyız. Bu cümlenin altına aynen imza atıyorum. Ancak 1980 ihtilalini, daha doğrusu darbesini yapan o 5 tane generalin iradesidir bu 4. madde, değiştirilemez maddesi. Bakın 1924 Anayasası'nda böyle bir madde yok. Cumhuriyeti kuranlar, başta Atatürk olmak üzere, böyle bir maddeye gerek görmemişler. Sadece 1. madde Cumhuriyet'le ilgili değiştirilemez şeklinde anayasanın sonuna bir madde eklemişler. 61 Anayasası'nda da yok. Hatta Danışma Meclisi konseye sunarken böyle bir maddeye, değiştirilemez maddesine gerek yok diye göndermişler. Çünkü artık Cumhuriyet ilkeleri halk tarafından benimsendi. Kimse bunların değiştirilmesini zaten düşünmüyor diye. Şey burada yanımda gerekçe. Burada o, zaman almamak için okumuyorum. Ancak 5 tane general bunu koymuşlar. Şimdi hem faşist bir anayasayı yürürlükten kaldıracağız diyeceksiniz. Hem de o darbeyi yapanların koyduğu bu değiştirilemez maddesine sahip çıkacaksınız. Sayın Koç'a buradan sesleniyorum. Hem faşist anayasaya karşı çıkmak hem de onların iradesinin ürünü olan bu 4. maddeye sahip çıkmak örtüşmüyor. Efendim, yeni anayasa çözüm süreciyle de çok doğrudan ilgili. Gayet ona tabii. Geçmeden önce yine izleyicilerimizden gelen bir soruya kulak vermek istiyorum. Önemli o da. Asgari ücreti kaldırıyoruz. Yerine adil ücret hakkı getireceğiz dediniz yeni anayasada. Yerine ne konulacak, ne konulabilir, nedir formül gibi bir soru var. Ne dersiniz? Şimdi tabii biz anayasa yazıyoruz, anayasa yapıyoruz. Anayasa temel kriterler ortaya koyar. İşte adil ücret hakkı, iş güvenliği, çalışma hakkı gibi. Bunların altını dolduracak tabii ki parlamento çıkaracağı kanunlarla bunu yerine getirecek. Altı nasıl dolacak bunların? Tabii meclisin çıkaracağı kanunlarla. Tabii bu adil ücret hakkı, işte asgari ücretin vergi dışı kalması konusu bizim komisyonumuzda çokça tartışıldı. Ama 4 tane siyasi parti en sonunda burada mutabık kaldılar. Bunun uygulamasıyla ilgili belki bizi televizyonların başında izleyen vatandaşlarımız soruyorlar. Evet. Uygulamasını nasıl olacağını çıkaracağımız kanunlarla göstereceğiz. Tabii, çünkü anayasa temel hukuk normlarıdır. Bu normların uygulanması kanunlarla ortaya çıkar. Onu yasama organı yapacak. Biz anayasa yaparken artık çağdaş anayasalar vatandaşlarına hangi temel hak ve özgürlükleri getirmişlerse biz de onları getiriyoruz. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de yararlanıyoruz. Hatta sözleşmenin uygulaması olan mahkeme kararlarından da yararlanarak böyle bir anayasa yazmanın, yapmanın çabası içerisindeyiz. Efendim, çözüm süreci Türkiye yine tarihi bir süreçten geçiyor. Yeni anayasayla da doğrudan bağlantılı. Siz daha iyi anlatacaksınızdır eminim. Çözüm süreci ne aşamada? Çözüm sürecinde sorun mu var? Yeni anayasayla kaynaklı bir takım sıkıntılar yaşanıyor olabilir mi? biraz bize bu konuda bilgi verirseniz sevineceğiz. Şimdi silahlar sussun, artık siyaset konuşsun
ifadesi bundan birkaç ay önce ortaya konduğunda Türkiye'de gerçekten yeni bir süreç başladı. Artık şehit cenazeleri gelmeyecek. Türkiye'de barış avdet edecek. Türkiye'nin 780 bin kilometre toprağı üzerinde herkes özgürce dolaşabilecek. Bu umutla işte Akil İnsanlar heyetleri kuruldu. Onlar insanlarla gittiler, paylaştılar. Sayın Başbakan bizzat bu işin önderliğini yaptı. Evet, gerçekten 6 aya yakın bir süredir terör nedeniyle çok şükür ölümler olmadı. Sadece Ağrı'da bir mayına patlama sonucunda sanıyorum bir veya iki askerimiz şehit olmuştu. Ancak tabii demokratik alanda atılması gereken bazı adımlar var. Hemen şunu da söyleyeyim. AK Parti iktidarı Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda ve özellikle kiminin Kürt sorunu dediği, kiminin işte terör sorunu dediği, bu sorunun istismar ettiği alanları düzeltecek birçok adım attı. Bakın bundan 10 yıl, 15 yıl önce Türkiye'de Kürtçe konuşmanın, Kürtçe bir televizyon yayınının bırakın yapılmasını, konuşmanın bile... Tabular vardı. Tabular vardı. Ceza ile muhatap olmak mümkündü. Şimdi devletin televizyonu 24 saat Kürtçe yayın yapıyor. Bunlar AK Parti iktidarının gerçekleştirdiği bana göre önemli demokratik adımlardır. Şimdi üniversitelerimizde Kürtçe eğitim veren kürsüler kurulmaya başlandı. Hani demin söyledim ya 10 tane ilk öğretimde veya orta öğretimde öğrenci ben ana dilim olan Kürtçe'yi öğrenmek istiyorum dediğinde onlara Kürtçe'yi kim öğretecek? Bunların öğretmenlerini yetiştirmeniz lazım. Yeni anayasa mı çözüm sürecini hızlandırıyor yoksa çözüm süreci mi yeni anayasaya doğrudan etki ediyor? Ne dersiniz? Çok iki yakın konu. Birbirini etkiledikleri doğru ama birinin diğerinin önünde olduğu kanaatinde değilim. Hı hı. Ancak bu yeni anayasanın da çözüm sürecinin başarıyla sonuçlanması bakımından demin zaten konuştuk. İşte vatandaşlık konusu, işte eğitim konusu gibi konuları konuştuk. Eğer bunlarla ilgili 4 siyasi parti bir mutabakat ortaya koyabilirlerse ve bunu da meclisten çıkarabilirsek biz çözüm sürecinin başarıya ulaşması konusunda çok önemli bir adım atmış oluruz. Şu anda işte komisyonumuz çalışmalarına devam ediyor. İnşallah bir mutabakat sağlanmış olur. Tabii bunun dışında şu anda hükümet özellikle bu işlerden sorumlu Başbakan Yardımcım Sayın Atalay'ın bir paket çalışma içerisinde olduğunu biliyorum. Hı hı. Hatta bu çalışmalardan biriyle ilgili beni de davet etmişti. O sırada bir rahatsızlığım vardı. Kendisinden izin istedim, gidemedim. Bundan sonra yapılacak olan bu tür çalışmalara ben de katılacağım. Beni davet Temel başlık neydi efendim? Hayır, yani şey... bu çözüm süreciyle ilgili atılması gereken demokratik adımların bir çerçevesi var, bir hazırlık yapılmış. Bunun üzerinde biz işte çalışacaktık, beni de davet ettiler eksik olmasın. Genel Başkan Yardımcısı olarak işte Adalet Bakanımız vardır herhalde burada, İçişleri Bakanımız vardır, Sayın Beşir Atalay ve başka arkadaşlar da vardır. Hükümetin bu konuda çok ciddi bir hazırlık içerisinde olduğunu biliyorum. Ancak detayları konusunda henüz bilgi sahibi olamadım. Eğer katılmış olsaydım bu çalışmaya belki bilgi sahibi olacaktım ama bu sonuç üzerine açıklama yapabilir miydim, yapamaz mıydım onu bilemiyorum. Ama olgunlaşınca herhalde kamuoyuyla paylaşacak. Türkçe ile ilgili ana dilde yani içerisinde, çok yeni çalışmalar tabii, olduğunu biliyoruz. Tunceli'nin isminin Dersim olarak değiştirilmesi. Evet, onlar için anayasa değişikliğine gerek yok. Onlar için anayasa değişikliğine gerek yok. Ayrıntılar var. Efendim yine halktan gelen, izleyicilerden gelen bir soruya kulak vereceğim. Siyasiler gerçekten umutlular mı, samimiler mi yeni anayasa konusunda diye bir soru geliyor ki haklılar kendilerince. Sizce kim ne kadar kim ne kadar gerçekten yeni anayasa için elini taşın altına koydu? Türkiye yeni anayasa için tek vücut, ana muhalefetiyle, iktidarıyla tek vücut olabildi mi? Gelinen noktada ne dersiniz? Ben tabii bu soruya kendimiz açısından, AK Parti açısından cevap verebilirim. Biz gerçekten Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Bunun için masadayız. Bu konuda biz doğrusu fedakarlık da yaptık. Bakın biz 326 milletvekiline sahibiz.
26 milletvekili olan partide 3 milletvekiliyle bu masada temsil ediliyor. 51 milletvekiline sahip partide sanıyorum 130 civarında milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'de. Yani 3 tane siyasi partinin parlamentodaki sayısı 220'dir. Bizim 326'dır. Onlar 9 milletvekiliyle temsil ediliyor. Biz 3 milletvekiliyle temsil ediliyoruz. Aslında iş düzeyi uygulasak güçlerimiz oranında bu komisyonda temsil edileceğiz desek onların tamamından fazla orada üyemiz olması gerekirdi. Bu bizim uzlaşmayla, mutabakatla bir anayasa yapma iyi niyetimizi gösterir. Biz bu niyetle oturduk oraya. Hala çabamız budur. Ben masada birlikte çalıştığımız farklı siyasi partilere mensup arkadaşlarımla tabii o masada bundan sonra da çalışacağım. Onları rencide edecek, onları kıracak bir ifade doğrusu kullanmak istemem. Ancak kamuoyunda şu izlenimin yavaş yavaş doğduğunu hissediyorum. Bazı siyasi partiler bu masada anayasa yapmak için değil, yaptırmamak için bulunuyorlar izleniminin. Özellikle son açıklamalar karşısında güç topladığını, taraftar topladığını görüyorum. Şimdi 2015 yılının sonuna işte atarsanız siz bunu, o zaman siz bu dönemde bu anayasayı yapmak için orada bulunmuyorsunuz. Sonucu çıkar. O bakımdan bu siyasi partilerimizin anayasayla ilgili yeniden bir değerlendirme yaparak hatta bir takım kırmızı çizgileri varsa bu kırmızı çizgilerini yeniden gözden geçirerek bir uzlaşıyla metin ortaya çıkarma konusunda daha gayretli olmalarını ben bekliyorum. Biz samimi olarak yeni bir anayasa sıfırdan 2013 anayasası örneğin 1982 anayasası yerine 2013 anayasasını ortaya koyalım diyoruz. Diyelim ki tam mutabakatla bir anayasaya ulaşamadık ama hiç olmazsa üzerinde mutabakat sağladığımız şimdi 48. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde bu daha da artacaktır. Hiç olmazsa öyle bir değişikliği gerçekleştirerek anayasal haklarımızı daha da geliştirelim. Ülkemizin önünü daha da açalım arzu ediyoruz. Biz o niyetle bulunuyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi. Aynı zamanda üzerinde uzlaşılan 48 madde meclisten geçerse tutuklu vekiller sorunu da çözülür demişti. Habertürk ekranlarında o açıklamasını daha da ileri noktaya taşıdı. Öyle ki dokunulmazlık zırhlarına bürünürler açılımını yaptı Sayın Mehmet Ali Şahin. Böyle de olursa yargılamaları otomatikman durur sözleri de kendisine ait. Yeni anayasanın tabii ki devlet insana hizmet için var. Bireyi öne aldığına bu anlayışla hazırlandığına dikkat çekti. AK Parti'nin iktidarın çok samimi olduğuna dikkat çekti. Böylesi bir mesajı var. Muhalefette de samimi bir şekilde mesaj çalışmalarını yeni anayasa mesailerini sürdürecekleri mesajı verdi diyelim. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere.